Liyaliye büyüklerinin hani isimleri kitaplarda zikrediliyor. Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'ne kadar işte ondan sonra bu halka devam eder mi etmez mi? Ondan sonrakiler sayılır mı sayılmaz mı falan. Bunlara biz karar veremeyiz ki. Bizim yetkimiz de değil. Yetkimiz de değil. Şimdi hakikaten yani bu dinleyicimiz sorduğu gibi bu şekilde böyle konuşanlar da var biliyor musunuz? Böyle konuşanlar da var. Efendim burada kapandı, burada bitti. Ona kalacak olsan biz Hindistan'a gittiğimiz zaman Cenab-ı Hak nasip etmişti. Serhent'te İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin torunlarından orada işte dergah olarak faaliyeti geçmişler. Kardeşlerden bir tanesi sakal falan bırakmış. O şeyh durumunda. İnşallah nedir bilmiyoruz da. Bir tanesi para işlerine bakıyor. İşi tamamen şeye dökmüşler. Ticareti dökmüşler. Ve öyle bakış açılar var ki dedelerinden sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden sonra bitmiş. Ondan sonrakiler bir işe yaramaz şekliyle düşünüyor. Şimdi bir şey de diyemiyorsun İmam-ı Rabbani Hazretleri netice itibariyle torunları. Eninde sonunda dedeleri yardım eder, himmet eder, tokatlar onları. Hidayete kavuşur inşallah Teala diye hüsnü zannediyoruz. Ama Delhi'de var mesela Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin ve Mazhar Can Canan Hazretleri'nin türbesinin olduğu yerde orada yine İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin torunlarından birisi var. O öyle değil. O meseleler kavramış. Zaten mesela orada Abdullah Dehlevi Hazretleri, Mazhar Can Canan Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sonra geliyor bunlar. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri, Muhammed Masum ve Seyfettin Faruk Hazretleri Delhi'de yan yanalar kabirleri. Aynı bahçenin içerisinde, dergahın içerisindeler. Abdullah Dehlevi, ondan sonra Seyyid Nur Muhammed Bedeyanî Hazretleri, Seyfettin Faruk Hazretleri'nin talebesi. Onun kabri tek başına bir kabristanda. Ama Mazhar Canan'la Abdullah Dehlevi, Kudüs-i Ruhma ikisinin kabri aynı yerde, yan yanalar. Kabirler birbirlerine bitişik. O şekildeler. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin torunlarından birisi de aynı şekilde orada. Fakat o meseleleri kavramış. Ve bu bir emanettir. İmam-ı Rabbani Hazretleri kendi zamanında gelmiş. Ondan sonra Muhammed Masum Hazretleri. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri kendisi buyuruyor ki biz işte oğlumuz Muhammed Masum'un biz bu dünyada kayyumluk için vardık. Ama o kayyumluğu bizden aldılar. Muhammed Masum Hazretleri'ne verdiler buyuruyorlar. Ondan sonra onun kayyumluğunda misafiriz. Sonra Muhammed Masum Hazretleri'nin oğlu Seyfettin Faruk Hazretleri. Babadan oğula mı geçiyor? Hayır. Allah Teala öyle dilemiş. Ondan sonra Seyyid Nur Muhammed Bedeyanî Hazretleri'ne sonra Mazhar Can Canan, sonra Abdullah Dehlevi Hazretleri. Ondan sonra da Abdullah Dehlevi Hazretleri'ne sonra bu nur Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'yle Orta Doğu'ya geldi. Ondan sonra Taha-i Hakkari Hazretleri vasıtasıyla işte Doğu Anadolu'ya indi. Doğu Anadolu'ya geldi. Burada Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'nin çok talebesi var. Aha İstanbul'da Abdülfettah Akri Hazretleri. O da halifesi. Ama ana tarafa Taha-i Hakkari Hazretleri. Nereden belli olur? Yaptıkları hizmetlerden ve yetiştikleri talebelerden aynı şekilde. Tamam halifelerden bazıları bir müddet sonra kalır. Orada gitmez. Ama ana tarafa devam eder. Bunu devam ettirecek olan, efendim ben yetiştirdim de benim. Bununla hiç alakası yok. Niye alakası yok? Allah-u Teala seçiyor. Mesela ben rahmetli Seyyid Kasım amca, eski Van müftüsü. Ondan bizzat dinlemiştim. O anlatmıştı. Allah Teala rahmet eylesin. Mesela Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri Van'dan Kuzey Irak'a, bugünkü işte Kerkük, Musul, oraya iniyorlar. Fakat ondan sonra tekrar dönüp Anadolu'ya. Yani bayağı 40-50 kişilik bir akrabayı talikatla beraber yola şey yapıyorlar. Çoğu da vefat ediyor yollarda. Çok sıkıntı çekiyor. Hatta orada mani olmak istemişler Seyyidler, evladı Resul'den. Yaşlı bir Seyyid Zat diyor ki ona mani olmayın. Onun vazifesi var. O İstanbul'a gidecek. Ve İstanbul'da Hilmi isminde bir genci yetiştirmekle vazifeli. Hani Emel abiler Allah-u Teala rahmet eylesin bir şey anlatırlardı. Derlerdi ki baba evladı bulur. Evlat babayı bulamaz. Dolayısıyla geliyor yani Hüseyin İlmi Efendi onu yetiştiriyor. Peki kim dedi ona? Allah-u Teala bildiriyor onları. Yetiştirilecekleri. Mesela Muhyiddin Arabi Hazretleri bugünkü Portekiz'de, İspanya'da. O zaman Endülüs Emevi Devleti. Bir gün rüyasında diyorlar ki bir çocuğun aynı şekilde terbiye sana verildi. Kalkıyor arkasına görünce. Geçiyor. Tunus, Libya tarafına, Fas Tunus o tarafa geçiyor. Oradan aynı şekilde Mısır'a geliyor. Oradan Suriye'ye geçiyor. Bakıyor falan bulamıyor. Tekrar geri dönüyor. Tekrar bu sefer o çocuk doğdu. Babası da vefat etti. Git onun annesiyle evlen ve çocuğu yetiştir. Çocuk da aynı şekilde
Konya'da Sadrettin'in Konevi Hazretleri. Tekrar geliyor. Tekrar geliyor. Onlar kendi şeylerine göre değil. Yine mesela Hüseyin Efendi'nin rahmetullahi aleyh bir talebesi aynı şekilde anlatıyordu. Bir gün böyle sohbet ederlerken buyuruyorlar ki bu Ahmet Ekber Cüryani Hazretleri var. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin de üstadıdır, hocasıdır. Bu zat Orta Asya'da, Semerkant, Buhara, o bölgede. İşte Muhammed Masum Hazretleri döneminde bu işte yola çıkıyor Ahmet Ekber Cüryani Hazretleri. Hatta haber geliyor işte tavuğu mu gelmiş, şey mi gelmiş, çoluğu, çocuğu, hayvanlar falan hepsi vefat etmiş. Buna rağmen elhamdülillah deyip duruyor. Sonra aynı şekilde eşkıya yollarını kesiyor. Bunun da kolunu kesmişler. Bu yine aynı şekilde şükrediyor. Diyorlar ki sen deli misin, depek misin ya? Çoluk çocuk gitti, el gitti. Aynı şekilde şey yapıyorsun falan. Diyor ki gönderen Allah-u Teala sabretmekten başka çare yok. Muhammed Masum Hazretleri'ne göre 7 sene hizmet ediyor Ahmet Ekber Cüryani Hazretleri. Tek elle. Tek elle. Onun kahvesini falan da aynı şekilde özel hizmetlerini görmüş. Ve bir gece Muhammed Masum Hazretleri'ni Ahmet Ekber Cüryani Hazretleri'ni çağırıyor. Buyuruyor ki Medine-i Münevvere'de bir mürşidi kamil vardı. Vefat etti. Sen bu gece onun yerine tayin olundun. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki bakın kardeşim buyuruyor ben seni tayin ettim demiyor. Ya tayin olundun. Tayin olundun. Ondan sonra Ahmet Ekber Cüryani Hazretleri Medine-i Münevvere'ye geliyor. Mehmet Emin Tokat Hazretleri de Medine-i Münevvere'de aynı şekilde onun irşadına kavuşuyor. Terbiyesiyle şerefleniyor. Hatta Ahmet Ekber Cüryani Hazretleri'nin Muhammed Kumul isimli bir talebesi daha var rahmetullahi aleyh. Bu Dolmabahçe'ye giderken orada bir cami var. Caminin haziresinde avlusunda metundur bu. Hatta Mehmet Emin Tokat Hazretleri'ne Muhammed Kumul Hazretleri'nin sohbetine devam et buyurmuşlar. Onu tembihi de bildirmişler. Dolayısıyla bu bir de kalp casusudur. Nerede bir cevher varsa onu çekerler. Onların ekranına düşer. Dolayısıyla bu senin benim düşüncesi ve kararıyla değil. Allah Teala seçiyor. Efendim benim dedemden sonra bu iş bitti. Benim babamdan sonra. Yok öyle bir şey. Sen kimsin ki? Sen mi karar veriyorsun? Allah Teala'nın kulları kıyamete kadar bitti mi? Yok mu? Olur mu öyle şey ya? Sen kim ben kim? Senin deden de olsa buna yetkili değilsin. Baban da olsa yetkili değilsin, kardeşin de olsa, abin de olsa yetkili değilsin. Dolayısıyla böyle böyle şeyler üzerinde konuşulmaz. Ve bu büyükler hizmetleriyle ve kendi asırları geçince aynı şekilde anlaşılır ve bilinir. Yoksa efendim biz karar verdik. Biz de seçtik ya. İsmail Sert Bey'i 17. asrın müceddidi seçtik mesela. Oldu mu şimdi? Çocuk iki asır yaşayacak mı yani şimdi? Bekleyecek mi yani? Olmayacak. Olmayacak bir şey. Olmayacak bir şey. Ne bizim seçmemiz bizim olur? Bizim seçtiğimiz öyle oluyor işte. Ha, bizim seçtiğimiz öyle oluyor. Dolayısıyla Allah-u Teala ezelde seçiyor ve yaratıp gönderiyor. Evet.